Süleyman Çakır, bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri. 18 yıl önce ekrana veda etti ama hayranları onu hala unutamadı. 18. ölüm yıl dönümü, yani karakterin, Süleyman Çakır'ın sosyal medyada yine gündem oldu. Azdan az, çoktan çok gider. Efsane. Kimse benden çalamaz. Ölmesini hiç istemiyorduk. Dizi karakteriydi, efsane oldu. Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakteri Süleyman Çakır 18. ölüm yıl dönümünde yine gündeme oturdu. Bugün Süleyman Çakır'ın kaçıncı ölüm yıl dönümü? 18. 18. ölüm yıl dönümü 8 Nisan 2004'te aramızdan ayrıldı. Benim bu alemdeki raconum belimden silahı çektikten sonra mermim bitene kadar yerine koymamaktır. Bu ancak Türkiye'de olacak bir şey. Süleyman Çakır karakteri sadece 45 bölümde adını Türk dizi tarihine altın harflerle yazdırdı. Söylediği her replik hafızalara kazındı. Azdan az, çoktan çok gider. Diziye veda edeli 18 yıl oldu ama hala unutulmadı. Beyefendiymiş. Ne beyim ne efendiyim lan. Çakırım ben, Çakır. İnsanları bayağı etkileyebilmiş bir karakter o zaman. Süleyman Çakır desem. Adam gibi adam. Hiç unutmadık. Çok özledik. Öldüğünde biliyorsunuz Türkiye genelinde herkes yas tuttu. Halit gelse, elimi öpse onu affetmem. Cerrahpaşalı Halit karakteri tarafından vurulan Süleyman Çakır 45. bölümde diziye veda etmiş, hayranları gıyabi cenaze töreni bile düzenlemişti. Can Polat diyor. Vallahi hastaneye geldik, billahi geldik. Adını altın harflerle yazdırmış bir üstadımız diyeyim. Süleyman Çakır öldü. Gelenek yine bozulmadı. Her 8 Nisan'da olduğu gibi bugün de sosyal medyada gündem Süleyman Çakır'dı. 40 binden fazla tweet atıldı. Çakır'ın ölüm yıl dönümü anıldı. Bugün saygıyla, rahmetle kendisini anıyoruz. Güzel insandı, hiç unutmadık. Allah rahmet eylesin. Unutulmaz karakteri canlandıran Oktay Kaynarca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sevenlerine başsağlığı, rahmetliye de Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Süleyman Çakır İstanbul'un sefiridir.